Betüş bak. Ben... Baba, Şirin'in uykusu geldi. Onu nerede yatıracağız? Acaba bizimle uyumak ister misin? Benimle de yatabilirsin. Hem sana masal anlatırım. Çocuklar, isterseniz buna Çilek karar versin. Kimle yatmak istiyorsa onunla yatsın, tamam mı? Çilekciğim, kiminle yatmak istiyorsan parmağınla onu işaret et. Yani hepimizle birden mi uyumak istiyorsun? Aa, o misafir ne isterse olur. Hadi bakalım çocuklar, şimdi pijamalarınızı giyip doğru yatar. Hadi bakalım. Siz gidin. Ben Çile'ye pijamalarımdan birini verip geliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Baba. Ne? Biliyor musun? Biz Şire'yi çok sevdik. Belli oluyor. Gördüğüm kadarıyla o da sizi çok sevdi. Ay, inşallah bize yakın bir ailesi olur da onunla sık sık görüşürüz. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hadi atlayayım bakayım yatağa. Gelin bakalım benim. Ha, gelin benim. Bir bardak daha portakal suyu ister misin? İyi ki bugün okullar tatil. Ceren de Çile'yi gezmeye götüreceğim. Öyle mi? Nereye götüreceksin bakayım? Sinemaya. Aslında Tuğçe ile baş başa gideceklerdi de Çile'nin hatırına beni de götürüyor. İsterseniz ben bırakayım sizi sinemaya. Sağ ol Betüş. Ben artık büyüdüm. Yalnız başıma kızları sinemaya götürebilirim. Oo, peki o zaman tamam. Ama istersen Vosos'un anahtarlarını bana verebilirsin baba. Bana bak Cem. Daha araba kullanacak yaşa gelmedin sen. Otur oturdun yerde. Hadi abi çıkalım. Sabah seansına yetişmeyecek miyiz? Evet hadi çıkalım. Ha şey çocuklar, haşlığınız var mı bakalım? Var baba, merak etme. Ha, iyi hadi öpün bakayım. Hadi bakalım. Dikkatli dikkatli gidin. Dikkatli gelin, tamam mı? Sen bir yere gidemezsin. Önce bir öpeceğiz, ondan sonra, tamam mı? Hadi bakalım. Mı? Oh canım, ah. Hadi güle güle. Betüş Hanım, bak bu Çilek çok akıllı bir şeye benziyor. Ben akşam Davut'la konuştum. Acaba biz o çocuğa sahip çıkabilir miyiz dedim. Ama malum bizde 3 tane var zaten. Kazancımız ancak kendimize yetiyor. Davut da dedi ki hayır dedi. Onun mesuliyetini alamayız dedi. Kendi çocuklarımızın rızkını başkalarıyla paylaşamayız dedi. Tabii Firuze'cim, kocan çok haklı. Evet, ilk defa çok haklı. Peki ne olacak buncacığın hali? Canım, ona başka bir aile bulacağız işte. Ya Betüş, bak bak, yani bu Çilek evimize girdiğinden beri bir içimde benim tuhaf bir şeyler oldu. Diyorum ki acaba saçmalıyor muyum ya da çok mu acele ediyorum? Söylediklerimi anlatamıyorum ama söyleyeceğim, dayanamıyorum. Yani acaba diyorum Çilek'i biz mi evlat edinsek? Ne? Sahi mi? Bak Betüş, bebeğimizi dün kaybettik. Yani sana söyleyeceklerim için bana kızabilirsin. Olsun ama ben söyleyeceğim. Onun için planladığımız her şey belki de Çilek'in kısmetidir. Bakın bu bir tesadüf olamaz. Olamaz yani, o bebeğimizi kaybettiğimiz gün karşımıza Çilek çıktı. Ne oldu, niye üzüldün şimdi? Hayır Sadıkçığım, üzülmedim. Bak ben de seninle aynı şeyleri hissediyordum ama bir türlü bunları sana söylemeye cesaret edemedim. Seni seviyorum. Her zaman aynı şeyleri düşünüp hissettiğimiz için seni seviyorum. Sana ne oldu? Niye üzüldün? O kadar iyisiniz ki. Ben de sizi çok seviyorum. Bakalım şimdi çocuklar ne diyecek? Ya işte böyle Betüş'cüm. Çileğin ailesi bir muamma.
Kimsesi yok garibimin. Ha, demin annelere uğradım. Onları da tembihledim çocuğa güvenilir bir aile bulsunlar diye. Sen niye bir şey söylemiyorsun? Ben geldiğinden beri aklın sanki başka yerlerde kızım. Perihan teyze. Canım. Belki de Çile'ye yeni bir aile bulmamıza hiç gerek kalmayacak. Neden? Aa, yuvaya geri mi dönecek? Hayır hayır. Onu biz evlat edineceğiz. Ne diyorsun? Sadık'la konuştuk ama daha çocukların haberi yok. Şimdi Sadık evde onların sinemadan dönmesini bekliyorlar. Eğer Cem'le Ceren de kabul ederse... Çilek artık bizim kızımız olacak. Ay, bu harika bir haber. Ama Perihan teyze, acaba Peri Esirgeme Kurumu bize zorluk çıkartır mı? Niye çıkarsın hayatım? Onların istediği bütün şartlar sizde var. İyi gelirli, güvenilir, sevgi dolu bir aile. Değil mi olsun Betiş'im? İnşallah, inşallah olur. Çocuklardan haber bekliyorum. İnşallah. Bence bu konuşmayı çocuklarla baş başa yapmanız daha iyi olacak Sadık Bey. Bakalım nasıl karşılayacaklar. Onlar da annesiz büyüdü. Çileğin halinden anlarlar. Nasıl yani? Bir kardeş daha kabul ederler mi diyorsun? Dün sabaha kadar ediyorlardı zaten. Ah, geldiler, kapıya bak. Dur sen bakma, ben bakayım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk baba. Sen bugün işe gitmedin mi? Hani hafta sonunda çalışacaktın baba? Umur Bey aramadığına göre demek ki toplantı iptal edildi. Sinema nasıl geçti bakalım? Çok eğlendik, değil mi Çilek? Tuğçe'nin Çilek'i çok sevdi baba. Çocuklar, ikinizle içeride bir şey konuşabilir miyiz acaba? Olur. Çilek de gelsin baba. Nasıl olsa ondan gizemiz saklımız yok ki. Hayır, o gelmesin. Bu üçümüzün arasında konuşmamız gereken bir konu. Çilek'cim, acaba bize biraz izin verebilir misin hayatım? Hadi gel Çilek. Biz mutfağa gidip sıcak çikolata hazırlayalım. Hadi bakalım yukarı. Çocuklar şöyle geçin karşıma. Hadi bakayım. Şimdi. Hay Allah, söze nasıl başlayacağım bilemiyorum. Çilek'le mi ilgili baba? Evet. Gidiyor mu? Belki evet, belki hayır. Yani bu tamamen size bağlı. Bize mi bağlı? Açık konuşur musun baba ya? Tamam, açık konuşacağım. Şimdi size çok hayati bir soru soracağım. Yalnız çok iyi düşünüp cevap verin, tamam mı? Çünkü bu bizim kadar sizin için de çok büyük bir sorumluluk taşıyor. Peki. Ceren, Cem. Çileği... Çileği evlat edinmek istiyoruz. Ne? Asıl ben size soruyorum. Yani ne diyorsunuz? Yalnız hemen cevap vermek zorunda değilsiniz çocuklar. Baba, emin ol, bunu sizden daha çok istiyoruz. Biz de Çileğin hep bizimle olmasını istiyoruz. Sahi mi? Tabii ki sahi. Biz hiç sana yalan söyledik mi? O zaman şimdi buradan hemen Betüş'ü arayıp bu güzel haberi veriyoruz hep birlikte, tamam mı? Ay, inşallah Sadık'tır. Alo, Sadık. İnanamıyorum. Perihan teyze kabul etmişler. Yaşasın. Sadık'cığım, onların ikisini de benim için yanaklarından öp. İkisini de çok ama çok seviyorum. Tamam, bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Dur, sen şimdi Çile'ye hiçbir şey söyleme, tamam mı? Akşama bütün aileyi ve dostlarımızı kafeye toplayalım. Ve Çile'ye herkesin içinde bize katılmak isteyip istemeyeceğini soralım. Eğer cevabı olumlu olursa bunu kutlarız. İçimde öyle bir his var ki o da bunu kabul edecek ve bu gece bizim en güzel gecemiz olacak. Tamam, sen çocukları al gel Sadık. Tamam, hoşça kal. Ay Perihan teyze. Betüş, biliyor musun hayatım, sen dünyanın en iyi kalpli perisisin. Akşam sen de mutlaka burada ol, tamam mı? Tabii ayol, bu partiyi kaçırır mıyım? Yalnız annenlere müjdeyi ben vereceğim, tamam mı? Gidip onları alayım herhalde. Tamam, babamı da getirin mutlaka. Tabii. Çilek.
Firuzade, ne böyle duruyorsun, üstünü başını giy. Bak, bugün sen, ben, çocuklar ve Çilek hep birlikte Betüş'ün kafesine gidiyoruz. Ya bu gece bizim gecemiz. Yoksa beni yarın yuvaya geri mi götürecekler? Çilek, hadi sene çocuğum. Bugün senin günün. Hoppa! Hadi yürüyün çocuklar, fırlayın. Hoppa! Ay şunlara bak, ne kadar da güzel oynuyorlar. Ay çok şeker. Bundan sonra sihirli parkın Çilek'i de düşün anne. Betüş eniştemden ayrılırsa biliyorsun Çilek gelip bizimle yaşayacak. Farkındayım. Hatırlatmasan olmaz mı? Niye suratıma asıyorsun ki? Çilek çok şeker, çok tatlı bir çocuk. Bence Betüş'le beraber gelip bizle yaşarsa şahane olur. Evet, şimdi herkes burada olduğuna göre artık konuşmaya başlayabilir miyiz? Başla kızım, başla. Seninle, kocanla ve onun çocuklarıyla gurur duyuyorum. Gel bakalım Çilek. Hadi otur bakalım şuraya. Hoppa. Evet. Çilekciğim, canım. Bak, pek çok çocuk dünyada şanssız doğabilir, tamam mı? Yani bizler ne zaman ya da nerede doğacağımızı bilemeyiz. Annemizin, babamızın kim olduğunu da bilemeyiz. Yani böyle bir şansımız yok. Tamam, çok kötü şeyler yaşadın, çok üzücü olaylar yaşadın, bunu biliyoruz. Ama bizler belki de ilk defa sana, yani sahip olduğun hayatın dışında bir seçenek sunuyoruz. Sadıkçığım, istersen lafı çok fazla uzatmayalım. Ne de olsa Çilek çok akıllı bir kız. Çilek, eğer kabul edersen başta ben, Sadık, Cem ve Ceren olmak üzere biz senin ailen olmak istiyoruz. Evet, kabul ediyor musun? Kabul ediyorsan kucağıma at. Yaşasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evimiz.